Bu klinik faz 1 merkezimiz özellikle COVID-19 pandemisi bütün dünyayı kasıp kavururken yoğun hasta yüküyle çalıştığımız zamanlarda yerli ve milli aşı hamlesi vizyonunda Nisan 2021'de kurulmuş çok genç bir merkez. Merkezimizde yerli ve milli aşı çalışmasıyla ilk adımı attık bu faz 1 çalışmalar için ve sonrasında bu vizyonu bir adım daha öteye taşıyarak bunları sadece aşıda kalmaması ve ilaç araştırmalarına da katkı bulmak için devam ettirdiğimiz çok nitelikli Türkiye'nin en büyük faz 1 araştırma merkezi. Bizim merkezimizin en büyük özelliklerinden birisi burada çalışan personelimiz 17 bin tane çalışanımız var şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde. Ve bu 17 bin personelin içerisinde bu işle ilgilenebilecek en etkin ve en yetkin kişilerden seçilmiş olması. Ve biz dünyadaki yeni geliştirilen aşı, yeni geliştirilen ilaç çalışmalarında da öncü bir merkezi olma hayaliyle, öncü bir ülke olma hayaliyle kurulmuş. Bunun en büyük faydası, en büyük avantajını düşünün. Bilinmeyen bir tedavisi bilinmeyen bir hastalığınız var ve bununla ilgili kullanıma yeni girmiş ilaçlar var. Bu kesinlikle deney değil. Yani bu deney aşamalarını geçmiş. Artık insanlar üzerinde bu etkinlikle ilgili ilk çalışmaların yapıldığı, hani bunu bazı yanlış yönlendirmeler olabilir, deney olarak algılanabilir, bu deney değil. Dünyada yeni yeni uygulamaya başlamış en modern ve en yeni tedavilere erkenden ulaşma ve bu ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunma. Böyle düşünmek lazım. Bu merkezlerin en büyük faydası yeni ilaçlara önünü açmak, yeni ilaçların etkinliklerini, güvenliliklerini değerlendirebilmek. Şu anda merkezimizde yaklaşık faz 1 olarak 3 çalışma devam ediyor. Yani yeni planladığımız ve gelmekte olan yine birçok çalışma var. Bizim hastanemizde şu anda uluslararası çok büyük firmalarla 2 tane mükemmeliyet merkezi sözleşmesi imzaladık. Buradan isim vermek istemiyorum. Birkaç tane uluslararası firma da şu anda bizimle görüşme içerisindeler ve onlar da aynı şekilde bir sözleşme ve anlaşma imzalayıp mükemmeliyet merkezi olarak burada bu gibi çalışmalarda da öncülük etmemizi istiyorlar. Şu anda merkezimizde onkoloji çalışmaları biraz daha ağırlıklı olmakla birlikte hematoloji çalışmaları, daha çok biyobenzerlik ve biyoeşterlik çalışmaları ile ilgili de süreçler devam etmekte. Onkoloji alanında mesela bir akciğer kanserinde yeni geliştirilen mRNA teknolojisiyle uyumlu olan bazı çalışmalarımız şu anda devam ediyor. mRNA teknolojisiyle elde edilen ilaçların diyeyim akciğer kanseri gelişmiş olan hastalardaki tedavisi üzerinde bir çalışma devam ediyor. Bu yerli ve milli aşı vizyonu kapsamında bir vektör aşımızın çalışması merkezimizde tamamlandı ve hani ilgili makamlara sonuçları biz bildirdik. Ya da hiç hastalık içinde hani uygun ve yaş aralığı da hani burası Türkiye'nin faz 1 merkezi olarak en büyük merkezi. 24 yatak kapasitemiz var burada. Bu ne demek? 24 kişi aynı anda bir çalışmaya dahil olabilip yatıp tedavilerini ve uygulanan ilacı kullanabiliyor demek. Bu kapsamda başka bir merkez şu anda yok. Nisan 2021'de açılmış çok genç bir merkez. Ama bu gençliğin verdiği bir dinamizmin olduğu bir merkez. Uygulanma saatinin saniyesine kadar hepsi eş zamanlı olarak ilerliyor. Bu odada yaşanan her şey burada kayıt altına alınıyor ve burada ayrı bir araştırıcı tarafından takip. Diğer hasta odalarında aynı zamanda görev güvenlik açısından yine aynı şekilde depolanıyor. Gönülün olduğu bütün alanlar, yemek alanları, koridorlar, geçtiği bütün alanları... Kişisel ihtiyaçları için
burada araştırıcı ile ilgili, araştırılan ürünle ilgili uygulamalar yapılırken bunlar da takip ediliyor. Merhaba Serhat. Ne yaptın? Geldin mi yoksa?